Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir eğitim serisiyle daha karşınızdayız. Next.js eğitim serisine başlıyoruz bugün. Next.js hani tekrar yeni bir dil mi öğreneceğiz gibi düşünmeyin açıkçası. React'in bir kütüphanesi Next.js ve Next.js ile aslında biz React'i daha da iyi hale getirmiş olacağız. Yani yeni bir dil kavramı olarak düşünmeyelim. Bu bir çatı ve React'in kullandığı güzel bir kütüphane olarak düşünüyorum. Ki birazdan ne olduğuyla alakalı başlayabileceğiz. Şimdi Next.js nedir? Next.js bir React.js kütüphanesi demiştik. Next.js React.js ile kullanarak SSR yani Server Side Rendering işlemi yapabilen web uygulamaları geliştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz React ile yaptığınız her şey normal Create React App deyip oluşturduğunuz projelerin hepsi client'ta çalışıyor. Client dediğim neresi arkadaşlar? Bizim bildiğimiz tarayıcılarımız. Tarayıcılarımız üzerinde compile edilip derlenip bize bir render işlemi uygulanıyor. Bu arada hani hep render diyorum ama render dediğimiz olay ne? Hani genelde bunu nerede duyarsınız? After Effects gibi programlarda işte render alıyorum videonun ve benzeri şeyi duyarsınız. Aslında HTML, CSS'te, Javascript'teki bu karşılığı arkadaşlar işte her şeyin yerli yerine konulmasıdır. Yani bir Javascript dosyanız var. Bunun işte HTML çıktısı, hani aldığımız çıktı, divlerin, butonların ve benzeri şeylerin olaylarıyla beraber yerli yerine konulması aslında render işlemi oluyor arkadaşlar. Hani kafanızda da böyle canlandırın. Peki SSR ne? SSR Next.js'in aslında bize sunduğu en güzel olanaklardan bir tanesi. SSR ile server side tarafında yapılan render işlemleri için biz React'te farklı paketler kurmamız, bir anlamda takla atmamız gerekiyordu. Fakat şu an Next.js ile beraber bu taklaları atmadan kendisi otomatik olarak arka tarafta bu işlemi bizim için gerçekleştiriyor. Aslında React için hayatımızı kolaylaştırıyor diyebilirim. Peki Next.js'i genel itibariyle çözdük gibi. Peki React varken neden Next diyebilirsiniz? Aslında aynı işi yapıyorsa madem. Server side rendering yapabildiği için daha demin aslında en önemli özelliğinden bahsettim ki Next.js bence de en önemli özelliği budur. Server side rendering'dir. SEO optimizasyonu işte arkadaşlar server side rendering yaptığı için SEO optimizasyonunu yapıyor. Peki bu SEO optimizasyonu dediğimiz ne? Şimdi biz client side'da çalıştığımızda, React'te çalıştığımızda arkadaşlar işte herhangi bir sayfa için yaptığımız şeylerin hepsi işte yeni bir route'a gittiğimizde o route'da da meta tag'larını arkadaşlar her route'unkini okuyamıyor. Tek bir tane meta tag'ını okuyor hani ilk etapta. Bundan dolayı arkadaşlar her bir sayfanın kendine ait meta etiketleri olduğu için bunları okuyamadığından dolayı SEO'da kayıp yaşıyor. Bunun için tabii ekstra paketler kurularak yapılabiliyor React'te de. Fakat Next.js ile bu SEO optimizasyonu çok güzel bir şekilde sağlanıyor. Peki sayfalar arası routing işlemi harika yapılabildiği için deniliyor. Evet, sırf hani Next'i bunun için bile kurabilirsiniz aslında arkadaşlar. Harika bir route yapısı var. Yani sayfalar arası geçişler inanılmaz güzel ve yaptığınız tek şey sadece link ile işte konum belirtmek. Tabi dinamik route'lar falan var. Onunla alakalı küçük detaylar var. Yani öğrenmesi çok kolay bir framework aslında. Devam ettiğimizde imaj optimizasyonu. Arkadaşlar resimlerinizi en güzel şekilde konumlandırıp yerleştirebiliyor. Bu özelliği de zaten Next'in en önemli, en güzel yanlarından bir tanesi ve bunun haricinde sayamadığımız daha birçok özelliği de var. Ama en önemli ve en çok hani kullanılan diyeyim, benim de kullandığım diyeyim en çok bunlar arkadaşlar. Öyle söyleyelim. React ile Next kodlaması farklı şeyler. Şimdi React projeleri client side çalışırken Next projeleri server side çalışır. Şimdi öncelikle şurada hemen küçük bir şey yapalım. Şimdi client side ne demek? Server side ne demek? Bunu kafanızda öncelikle oturtmanız gerekiyor. Client side dediğimiz olay şöyle söyleyeyim. Şöyle şeyler yapalım. Şimdi burası bizim client side'ımız olsun. Burası da server side'ımız olsun. Şimdi bizim bütün dosyalarımız nerede tutuluyor? Server'da tutuluyor değil mi? Server'da bütün işte dosyalarımız, resimlerimiz, işte sitemizin kendisi burada tutuluyor. Peki client dediğimiz yer neresi? Herhangi bir bilgisayar. Herhangi bir bilgisayardan bir tarayıcı vasıtasıyla oraya yazdığınız adresi buraya ne yapıyorsunuz? İstek atıyorsunuz. istek attığınızda size herhangi bir cevap dönüyor. Dönüyor ama bu dosyaları client side'da, yani React gibi client side çalışırsa buradaki dosyaların alayı buraya geliyor. Fakat bunun tarayıcının arkadaşlar, kendi tarayıcısının compiler'ı, yani derleyicisi arkadaşlar, bu gönderdiği dosyaların JavaScript'ini açıyor, derliyor ve size bir HTML şey sunuyor. Ama bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bir şey oluyor. Bu bekleme süresini arttırıyor. Yani arkadaşlar şuradaki dosyalara tamam ben alacağım, erişeceğim. Buraya çıkardıktan sonra da client. Client arkadaşlar kendi içerisinde çok nasıl diyeyim, yavaş bir bilgisayarda çalışıyor olabilir. Yani hepsi süper bilgisayar olacak hali yok ya. Adam atıyorum 1 GB RAM'li, 512 RAM'li bilgisayarla belki internete bağlanmaya çalışıyor. Chrome zaten acayip deli gibi RAM yiyor gibi düşünün. İşte arkadaşlar bu yüzden client side çalışmak performans açısından çok da uygun değil. Peki server side ne yapıyor? Server side şöyle yapıyor. Burada yaptığınız dosyaların hepsinin bir render'ını alıyor. Yani burada server side rendering yapıyor Next.js ile beraber. Buraya sana HTML çıktısını gönderiyor. Yani HTML çıktısını göndererek ne yapıyor? Bu JavaScript'i gönderiyordu. Bu HTML çıktısını gönderiyor ve direkt sayfanda görüntülenmesini sağlıyor. Böylece ne olmuş oluyor arkadaşlar? Server side ile çok daha rahat bir şekilde işlem yapmış oluyor. Server'dan kastım. İşte burada biliyorsunuz tarayıcıların algıladığı 3 tane şey vardı biliyorsunuz. HTML, CSS ve JavaScript. Bunun harici biliyorsunuz PHP, işte bu tarafta PHP koymuş olabilir. ASP.NET'ten geliyor olabilir. Hani backend tarafı çok da şey değil. Önemli olan burada render edilip buraya gönderilmesi olayı. React'te bu yoktu işte arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Şimdi burayı eğer anladıysak devam edelim. Şöyle hemen şuraya aldım. Next React'in bir kütüphanesi olduğuna göre yapı aynı yapı olacaktır. Yani siz işte useState'lerinizi kullanıyorsunuz, useEffect'lerinizi kullanıyorsunuz. Yani herhangi bir kısıt yok. Fakat tabi useState ve useEffect gibi şeyleri kullandığınıza göre bu client side bir uygulama olacağından Next.js onu belirtmenizi isteyecek sadece. Yani tek fark bu olacak. Yapı aynı yapı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Peki fark ne? Fark tamamen kullanılacak. İşte dosya yapısı, import edilen bazı kütüphaneler var. Bunlarla alakalı yapılar olacak. Kodlamada, işte React'i çalıştırmada herhangi bir fark yok. Yani React'te harcadığınız öğrenme vaktini kesinlikle Next'te harcamayacaksınız. React bilen için Next, React'i daha etkili ve verimli kullanmak için bir yapı olacak arkadaşlar. Peki artık projede hangisini kullanalım? Next mi, React mi derseniz benim tercihim artık Next. Tabii alışma meselesi diyorum. Çünkü herkesin belli başlı alışkanlıkları var ama emin olun alışkanlıklarınızı güncel teknolojiye uyarlamazsanız geri kalırsınız. Bu da böyle bir gerçek. Evet, Next'e böyle bir giriş yapmış olduk. Artık geri kalan derslerde Next'in yapısına giriyor olacağız. Next'in kurulumuyla başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.